programımızda kalp krizini ve kalp hastalıklarını konuşacağız. Ama tabii gündemimizde koronavirüsü var. Koronavirüsünden nasıl korunacağız, korunma yollarını. Tabii belki hocamın branşı değil ama kendisi Avrasya Hastanesi'nin başhekimi Profesör Doktor Ali Rıza Cener, kalp damar cerrahi uzmanımız. Tabii koronavirüsü bir salgın, dünyayı ilgilendiren büyük bir salgın haline geldi. Tabii sabah akşam koronavirüsüyle yatıyoruz, kalkıyoruz. Belki birçok hastalığımızı unuttuk. Şu anda sadece odaklandığımız tek bir nokta var, koronavirüsü. Peki Ali Rıza Cener Hocam neler söyleyecek, kendilerinden dinliyoruz hocam. Değerli vakitlerinizi evet, çok güzel özetledin. Yani hakikaten şu anda bütün dünyayı belki de koronavirüsle yatıp koronavirüsle kalkıyor. Yani biz de şu anda öyleyiz. Her gün toplantılar, işte kriz yönetimleri, neler yapacağız, yapacağımız önlemler, daha ilerlerse neler yapacağız, A planı, B planı, C planı gibi sürüsüne plan yapmak zorundayız. Yani bunu hemen hemen herhalde bütün hastaneler yapıyor, evet. Devlet de yapıyor. Yani hakikaten ciddi bir durum söz konusu. Tabii koronavirüsün kalp hastalığıyla hani ilgisizliğini sordun. Şu andaki yapılan istatistiklerde belli bir yaş üstü, özellikle 60 ve 70 yaş üstü. İşte ilave tansiyon yüksekliği olanlar, kalp hastalığı olanlar, şeker hastalığı olanlar şu anda daha böyle riskli gibi gözüküyor. Yani böyle şöyle belki bir ilişkisi olabilir o yönden. Evet, 65 yaş üstü olan evet, kişiler evet. Daha dikkat etmesi gerektiğini. Evet, yani özellikle tansiyon yüksekliği geç şöyle bir diyeyim. Yani bizim özellikle toplumda, yani genelde dünya toplumunda da böyle 60-65 yaşın üstünde tansiyon yüksekliği neredeyse çok sık. Evet. Yani belki de onun için bu tansiyon yüksekliği belki biraz fazla çıkıyor. Yani kalp hastalığı da oldukça fazla Türkiye genelinde hesapladığımız zaman. Yaşlı nüfus yine biraz şanssız, belki yaşlı nüfus mesela İtalya kadar değil. Evet. Mesela genç nüfusumuz biraz daha fazla. %30 mesela 30 yaş altı %30'un üstünde gibi rakamlar. O yönden biraz avantajlıyız. Yani koronavirüs şu andaki alınan önlemler bence ciddi, belki daha önlem almak gerekebilir. Özellikle hani 3 hafta işte 2 hafta evden çıkmayın. Şey bence aslında son derece önemli. Belki de en kritik nokta bu gibi gözüküyor şu anda. Mümkün olduğu kadar hakikaten evden çıkmamak lazım. Çünkü bu virüs çok hızlı yayılabiliyor. Bir kişi hemen etraftaki 2-3 kişiye birden hızlı bir şekilde yayabiliyor. Böyle ne kadar sosyal ilişkiler az olursa, temas ne kadar az olursa bunun yayılma hızı da az olur. Yani buradaki problem aslında şey... Yani aslında bir şekilde hepimiz bir şekilde bu virüsle tanışacağız, enfekte olacağız ama bunun hızı önemli. Mesela İtalya çok hızlı oldu, önlem alamadılar. Şu anda bütün hastaneler, bütün sağlık sistemi felç olmuş durumda. Yani felç olmuş durumda. Çok hızlı hasta sirkülasyonu olduğu zaman bunu hastaneler kaldıramıyor, yoğun bakımlar kaldıramıyor. Solunum cihazları yetmiyor, ECMO cihazları yetmiyor. Yani yataklar yetmiyor. En azından bu şekilde atlatmamak lazım. Onun için hadi diyelim ki tamam belki olacak ama bunu uzun süreye yaymak lazım. O pik noktası dediğimiz onun en yüksek seviye çıkma seviyesini daha böyle uzatabilir isek bu hastalığı biraz daha böyle sağlıklı bir şekilde daha çok sıkıntılar yaşamadan atlatabiliriz. Onun için önlemleri son derece doğru buluyorum. Şu anda alınan önlemleri mümkün olduğu kadar halkın da bu önemleri duyarım. Ya bize bir şey olmaz, bir şey olmaz demeyin. Özellikle yani annelerimiz, babalarımız, dayılarımız, yaşlılarımız çok risk altında. Hani gençler belki bu işten çok belki hastalanmıyorlar, çocuklar çok hastalanmıyorlar ama işte ebeveynleri çok risk altında. Onun için çok duyarlı olmak lazım. Mümkün olduğu kadar hakikaten dışarı çıkmamak lazım, etrafa gitmemek lazım. Acil ihtiyaçlar durumunda dışında mümkün olduğu kadar evde kalmak lazım. Şu en azından çok hızlı yayılmasını engellemek açısından. Yani bir süre sonra belki 6 ay sonra belki insanlarımızın çoğu hastalanacak. Belki %50'si bağışlanacak. Bağışıklık gelişecek. Zaten bağışıklık geliştikten sonra zaten bu hastalık zaten yavaş yavaş azalacak, kaybolacak. Ama bunun çok hızlı yayılmasını engellemek açısından bu tür önlemler son derece önemli. Herkesin de çok tekrar
duyarlı olmasını rica ediyoruz. Tabii bu noktada hocam, öncelikle Avrasya Hastanesi nezdinde tüm sağlık çalışanlarını, siz Avrasya Hastanemizin başhekimi Sayın Ali Rıza Celal olmak üzere tüm sağlık personellerimizi, yani Türkiye'mizde o kadar özverili bir çalışma var ki sağlık personelleri, sağlık çalışanları noktasında hem en çok lüks faktörü alanları... Zaten şu anda bütün sağlık personeli neredeyse yakında hepsi enfekte olacak. Yani herkese sağlık çalışanlarına kaçarı yok. Yani bir şekilde o mikrop bulaşacak. Yani tabii risk de artıyor. Özellikle belirli bir yaşın üstünde olan, ilave hastalığı olan doktorlar da çok büyük risk altında olabiliyor. Ama işte doktorların öyle çok şansı yok. İzin alayım, işte idari izni kullanayım gibi bir durumları yok. Diğer bölümler herkes idari izni kullanabilirken, evden işte işlerini yapabilirken bizim sağlık çalışanlarının böyle bir şans yok. Şu anda daha hani belki daha o bizim o kritik seviyeye daha gelmedik. Gelsek belki hiçbirimiz eve gidemeyeceğiz. Evet. Belki 10-15 gün hastanede yatacağız, kalkacağız. Yani o aşamaya da gelebiliriz. Allah'tan yani erken önlem alındı da bu daha aşamaya gelinmedi. Evet, şu anda bilinçlendi. Evet, toplum bilinçlendi. Evet. Yani bence bilinçlendi. Şu anda yapılan araştırmalarda %97'si bu hastalığın olduğunu biliyor, bu hastalığın farkında. Evet. Ama %55'i önlem alıyor. Mesela %40'ı hala daha bu işin ciddiyetinin ne kadar ciddi olduğunun farkında değil ve çok daha böyle önlemleri biraz gevşek davranıyorlar. Hala gidiyorsunuz, metrobüsler, yaşlı hastalar, insanlar böyle sürsünen metrobüslerde dolaşıyorlar. Yani ben de olmaz demesinler. Ya olmaz diye bir şey yok. Bu hastalık bir şekilde insan popülasyonu, belki Türk insanların yani %60'ını bulaşacak. İşte her türlü bulaşabiliyor. Yani sorun yolunda bulaşabiliyor. Temasla bulaşmıyor ama işte bir bir yere dokunduğun yere ben de bir dokunursam çünkü hapşırdığın mesela damlacık yere çöküyor. Nereye çöküyor? İşte masanın üstüne çöküyor, evet. Oraya çöküyor, buraya çöküyor. Onu bizi ellediğim zaman elimizden buluşuyor. Elimizden işte ağzımıza gidiyor, ağzımızdan burnumuzdan işte giriyor. Bizim her ellediğimiz yeri de biz bulaştırmış oluyoruz. Bizim bir kapıyı elledik, diğeri geldi o kapıyı elledi. Ona da bulaşıyor. Yani onun için böyle mümkün olduğu kadar çok böyle oraya buraya gitmemek, dışarı çıkmamak. Yani dışarı çıksak bile otobüslere falan değil de hani belki sokakta yürüyebilirsin belki ama yani en azından böyle toplu ulaşım araçlarını kullanmamakta çok büyük fayda var. Ben görüyorum hala metrobüsler, hadi tam iş olanlar falan hadi belki gidip geliyor ama çok böyle iş olmayıp da gidenler de maalesef var. Yani bu konuda hala bir problem var. Yani dikkat edersek bu işi biz çok rahat bir şekilde atlatabiliriz gibi gözüküyor. Yani bu son derece önemli. Özellikle şu 1-2 hafta son derece önemli. Yani tabii şu anda İtalya, İspanya, Fransa bunlar son derece zor durumdalar. Türkiye dediğim gibi biraz daha dikkat ederek. Şans değil, dikkat etti biraz daha. Daha önemsedi. Bu işi biraz daha iyi gibi gözüküyor şu anda. Ama yine bu iş halkta bitiyor. Yani halk biz ne kadar önem alırsak da halk dikkat etmezse çünkü yayan kişiler insanlarımız yani. Bu insanlarla insandan insana yayılıyor. Onun için insanlarımız biraz daha duyarlı olmasını tavsiye ediyorum. Ve Ali Rıza Hocam, programımızın başında da söyledik de birçok hastalığımızı da unuttuk gibi sanki. Evet. Yani evet, unutturdu bu durum. Biz de yani çoğu şeyi unuttuk. Bununla ilgileniyoruz. Biz de başhekim olarak olsun, şey olarak, bütün doktorlar olarak işte devletle beraber ilişkilerimizi daha sıkı tutarak bu işin üzerine gidiyoruz. Ama tabii kalp hastalığı bitmiyor. Yine de bizim arada kalp ameliyatlarımız oluyor. Kalp hastalığı önemli bir hastalık grubu biliyorsunuz. Özellikle kalp krizleri, işte felçler, yani kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanan problemler dünyanın belki de en büyük ölüm sebeplerinden bir tanesi hala. Belki birinci sırasında o, belki kanserle belki başa baş gibi ama hala çok önemli bir problem, sağlık problemi. Hocam tabii sosyal medya olsun, işte farklı basın mecraları olsun, o kadar çok bilgi kirliliği var ki. O kadar çok farklı bilgilerle karşılaşıyoruz ki işte bu koronavirüsüyle alakalı dahi çok farklı yanlış bilgiler
inandırabiliyor bizi. Sabah bir haberde gördüm hocam. Kişi sıra nöbeti geçiriyor ve hiç kimse ona yaklaşmıyor. Koronavirüs mü oldu acaba? Yani koronavirüsün sarayına çok bilgisi yok aslında. Yani hiç alakası olmayan bir şey ama kişi orada kriz geçiriyor, nöbet geçiriyor. Hiç kimse yardımcı olmuyor der. Herkes böyle şaşkınlıkla bakıyor ve hiçbir şey olmamış gibi yanından geçiyorlar. Yani biraz ya işte bu bir bilinçsizlikle ilgili evet. Tabii. Yani o konuda işte insanları bilinçlendirmekte fayda var. Şimdi yani bir kalp hastalığı aslında şimdi hani biz bir kalp sağlığını konuşurken aslında bu koronavirüsü evet. De aslında hani işin içine katabiliriz belki. Şöyle katabiliriz. Kalp hastalığı. Çünkü biz diyoruz ki kimler yani. En çok risk altında dedik. Neyse yaşlı aslında. Şimdi yaşa tabii yapacak bir şey yok. Yaş gittikçe ilerliyor. Ama mesela ne dedik? İlave hastalıklar, şeker, tansiyon, kalp hastalığı dedik. Evet. Değil mi? Olanlar daha risk altındalar. Bu ne demek? Demek ki şeker, tansiyon, bunlar ve şeker ve tansiyon ciddi bir sağlık problemi. Evet. Yani bu hani korona olmasa bile, yani koronayı hadi katmayalım, bunlar son derece ciddi sağlık problemleri. Yani direncinizi düşürüyor. Sadece direnç değil. İlave hastalıkları artırıyor. Böbrekleri bozuyor, akciğerleri bozuyor, bütün damarları bozuyor. Birçok hastalığın habercisi olarak size sinyal veriyor. Çok çok inanılmaz. Yani bir şeker hastalığı demek bütün sistemlerin etkilenmesi demek. Bütün organların etkilenmesi demek. Bütün damarların etkilenmesi demek. Yani, şeker hastalığı bile tek başlı başına ciddi bir sorun. Koronavirüste mesela belli bir yaşın üstündesin ve şeker hastalığı varsa bu daha böyle ölümcül seyredebiliyor. Daha hızlı gelişiyor. Daha hızlı, tabii, daha sürekli. Ağır seyrediyor. Onun için demek ki yani bu şeyler de önemli. Mesela kanser diyorsun ölüm sebeplerinden bir tanesi. Kanserin de işte bu kiloyla, obeziteyle falan ilişkisi var. Yani dolayısıyla şeker ve tansiyonla da ilişkisi var. Onun için mümkün olduğu kadar bizim bu kalp sağlığına ait vereceğimiz bu sağlık bilgileri bütün diğer hastalıklar için de son derece faydalı. Yani biz diyoruz ki mesela kilo almayın diyoruz. Düzenli spor yapın diyoruz. Değil mi? Evet. İşte göbek olmasın, fit olun, sağlıklı beslenin diyoruz değil mi? Bunu yapan bir insan belki 70 yaşında olsa koronavirüsle karşılaştığı zaman onun riski daha düşük olacak. Daha düşük olacak. Yani kansere risk, yakalanma riski daha düşük olacak. İşte kalp hastalığına yakalanma riski keza zaten çok çok düşük olacak. Yani aslında bu biraz da bizim kendi sağlığımız... Bizim direncimizle alakalı diyebilir misiniz hocam? Yani siz kendinizi ne kadar korursanız, hastalıklardan ne kadar korursanız, dediniz ya siz kendinize ne kadar dikkat ederseniz, evet. Kaliteli yaşarsanız o kadar basit aslında. Yani çok zor değil ama genel bir problem var. Yani özellikle işte beslenme evet. Konusunda ve işte spor aktivite konusunda genel olarak çağımızın bir problemi var. İşte şeker kullanımı son derece artmış durumda. Yapay şeker kullanımı. İşte ekmek kullanımı, tüketimi özellikle Türk insanın da evet. Çok daha hala çok ya, yaygın. Çok yaygın. Hala işte göbekli insanlarımız, kilolu insanlarımız hala çok fazla. Yani alkol kullanımımız belki biraz daha az gibi ama yine de çok az değil. Yine alkol tüketim de fazla. Yani bunlar sigarayı zaten hiç konuşmaya gerek yok. Sigara hala Türk insanın çok ciddi bir problemi. Hala çok yaygın. Gençlerde de ileriki yaşlarda insanlar da hala çok yaygın olarak sigara kullanımı devam ediyor. Bu da hem vücut direncini düşürüyor hem de ilave hastalıkları artırarak işte KUAH dediğimiz hastalıkları artırarak, damar tıkanıklarını artırarak, kanser riskini artırarak, immün sistemini de azaltarak hem bu koronavirüsün daha ölümcül olmasına sebep oluyor hem de işte kalp hastalıkları ve kanserlerin oluşumunu etkiliyor. Yani aslında burada söylediğimiz gibi sigara ve şeker hastalığı ikisi hem kalp yönünden hem diğer işte kanserler yönünden hem de işte bu tür enfeksiyonlar yönünden ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Yani bizim çok en çok mücadele etmemiz gereken ana iki konu. Birincisi tütün kullanımı, ikincisi obezite ve işte beraberinde gelişen diyabet hastalığı.
Yani bunlarla muhakkak ciddi bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Yani bütün devletin, bütün insanların bu konuda çok duyarlı olması gerekiyor. Yani çok kül almayacağız. Ne yapacağız, edeceğiz? Kül almayacağız. Köpeğimiz olmayacak. Köpek bel çevremiz kalınlaşmayacak. Erkek bayan hiç fark etmiyor. Genç yaşlı hiç fark etmiyor. Çünkü hastalık erkek bayan ya da genç yaşlı. Hiç fark etmiyor. Evet. Bu çünkü özellikle belirli bir yaştan sonra bu göbek demek yani bu bel çevresini de özellikle üzerine duruyoruz. Çünkü bu oradaki göbek demek o karın içindeki organlarda yağlanma demek. Yağ olduğu zaman göbek olur. Bu aynı zamanda karaciğerde de yağlanma demek. Karaciğerde yağlanma olduğu zaman da işte bütün hastalıkları, bu şeker hastalığının, tansiyon hastalığının, kolesterol yüksekliğinin, bu damar tıkanıklarının bütün her şeyi başlangıcı orası. Onun için son derece önemli. Yani hani biz kalp sağlığı açısından konuştuğumuz zaman insanlara hani bir mesaj vereceğimiz zaman söyleyeceğim benim en önemli iki tane şey yani tütün ve sigara kullanmadan uzak durun, kül almayın. Evet. Yani kül almamanın sırrı da zaten biliyorsunuz işte düzenli spor yapma alışkanlığı geliştirmek, hayat tarzını geliştirmek, işte yemek yeme alışkanlıklarını, ekmek yeme alışkanlığını geliştirmek, şeker kullanımını son derece minimize etmek, azaltmak, alkol kullanımını azaltmak. Yani bunlar son derece sağlık problemleri ve kalbi ve sadece kalple değil bak yine ısrarla söylüyorum. İşte kanserden tutun, işte bu enfeksiyon hastalıklarından tutun hepsinde son derece önemli. Evet, iki önemli noktaya temas etti Ali Rıza Hocam sevgili izleyenlerimiz. Sigaradan ve tütün kullanımını hayatımızdan çıkartıyoruz ve kilo, en önemlisi kilo dedik. Kilomuzu evet, kilo almıyoruz, göbek olmuyor. Her derler ya işte. Bizim Türk erkekleri diyor işte göbeksiz erkek olmaz bilmem ne falan. Yani bunlar artık şey değil. Yani ben görüyorum özellikle belli bir yaşın üstünde özellikle bayanlarımız mesela kadınlarımız belli bir yaşın üstünde çok kilo alıyorlar. Maalesef. Ve hepsinde şeker hastalığı çıkıyor ve bakıyorsun hepsinde tansiyon hastalığı çıkıyor ve bakıyorsun hepsinde kolesterol yüksekliği çıkıyor. Bakıyorsun üstte kalp krizleri, işte damar tıkanıkları, felçler. Yani peş peşe çok hızlı bir şekilde artıyor. Kanser riski keza artıyor. Yani ısrarla söylüyorum yani. Israrla söylüyorum. Kilo konusunda son derece maalesef dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bunun da yolu işte dengeli beslenme. Dengeli beslenmeden kastımız da benim en çok üzerine durduğum şey ekmek ve şekerden mümkün olduğu kadar uzak durun. Onun dışında sebzelerden et, balık, tavuk istediğiniz kadar yiyebilirsiniz, sütlü ürünler yiyebilirsiniz, baklagiller yiyebilirsiniz, sebzelerden istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Yani, vücut direncini güçlendirecek gıdalar tüketmemiz gerekiyor. İşte mevsimin meyve sebzelerini yediğiniz zaman zaten çok rahat, hiç ilave vitamin falan almaya gerek yok. İlave dışarıdan gıda almaya kesinlikle gerek yok. Yani o mevsimin meyvesi, sebzesi neyse onları zaten yersen zaten bağışıklık sistemin zaten güçlü olur. Zaten zayıf olursan bağışıklık sistemin güçlü olur. Evet. Yani şeker hastalığın varsa zaten bağışıklık sistemin azalır. Sigara içersen bağışıklık sistemin azalır. Tansiyon yüksekliğin varsa bağışıklık sistemin azalır. Güzel bir şey söylediniz hocam. Zayıf insan güçlü insandır dediniz. Halbuki bizde de şöyle bir bakış eski, var. Eski. Evet, sanki bu kişi çok zayıf ama işte güçsüz. Hayır, tam tersi. Değil, değil, değil. Bilakis. Dikkat edin zayıflar daha, şimdi bakın, dikkat edin ilave hastalıkları daha azdır. Daha uzun yaşarlar, daha aktiftirler, daha mesela şimdi diyelim ki 70 yaşına geldi birisi işte 100 kilosu var. O kişinin bak muhakkak şeker hastalığı vardır, tansiyon hastalığı vardır, muhakkak bel fıtığı hikayesi geçirmiştir, muhakkak dizlerinde problem vardır, muhakkak yürümesi kısıtlanmıştır, yürüyemiyordur. Bak ne kadar şey saydım bak, evet. 1 kilo yüzünden. O kişi zayıf olsa mesela 100 kilo değil de 60 kilo olsa bu ne diz problemi olacaktı, ne bel problemi olacaktı, ne şeker olacaktı, ne tansiyon olacaktı. Çok daha aktif bir şekilde hayatını sürecekti ve ilave hastalıkları çok daha az olacaktı. Çünkü dizler ağır bir vücudu kesinlikle taşımaktansa tabii, zayıf bir vücudu taşımayı tercih eder. Yani benim düşün işte ben 70 kiloyum. Şimdi 100 kilo demek ne demek? Ben sırtıma 30 kiloluk bir şey verin çuval ben her gün 30 kilo öne gezeyim, dolaşayım, yürüyeyim. Ona ne bel dayanır, ne diz dayanır. Evet. Değil mi yani?
kadar basit aslında. Yani iş bu kadar basit. Aslında çok zor değil. Yani hani bizim hani biz bu kadar program yapıyoruz, işte sağlık programı yapıyoruz, evet. İşte kalp hastalıklarını konuşuyoruz, kanserleri konuşuyoruz, bu enfeksiyonları konuşuyoruz. Bunların hepsinde ne kadar konuşursa konuşarım, bu dediğimiz bu faktörleri eğer yapmıyorsak hepsi boş. Yani sigara içiyorsan, kilon varsa, şekerin ve tansiyonun varsa geçmiş olsun. Kendinize dikkat etmenin en önemli iki püf noktası. Evet. Kilodan uzak duracağız ve sigara evet. kullanımını hayatımızdan çıkartacağız. Evet. Yani kilodan uzak durmanın da yolları. Evet. Şekerli şeylerden mümkün olduğu kadar uzak duracağız. Daha doğal besleneceğiz. Çünkü şeker dediğimiz doğal besin değildir şeker. Tek doğal şeker olan baldır. Balın dışındaki şekerlerin hiçbirisi doğal değildir. Çoğu mısır şurubundan elde edilmiş, son derece sağlıksız. Şeker kanser riskini de artırıyor. Kesinlikle diyordum ya tabii. Tabii. Bir kanser hücresi, bir normal bir hücreye göre şekeri 200 kat daha fazla kullanıyor. Yani kanser hücreleri şekeri çok seviyor. Çok iyi kullanıyorlar onu. Yani biz şekerimiz yüksek olduğu zaman şekeri yiyiz değil mi? Kanser hücrelerini de besliyoruz aynı zamanda. Evet. Şekeri hayatımızdan yani... çıkartıyoruz çünkü... Kanserin tek sevdiği şeylerden birisi de şeker. Evet. Yani bunu işitip belki bazı kişiler rahatsız olabilir hani bu söylediklerinden falan ama ben yani öyle olduğunu düşünüyorum. Ama sağlığımızın evet, içinde sağlık önemli, önemli evet, bilgiler evet, vermek evet. zorundayız. Siz evet, bu önemli evet. bilgileri çok da güzel veriyorsunuz Ali Rizam Hocam. Evet Ali Rizam Hocam, dedik işte koronavirüsüyle kalp hastalıklarını ilişkilendirdiğimiz zaman kalp hastası olanlar nasıl dikkat edecekler kendilerine? Yani işte amaç birinci şey kalp hastasıysan, 51 yaşın üstündeysen bu hastalığa yakalanmamaya çalışacaksın. Temel şey bu. Çünkü bunun tedavisi yok. Aşısı yok. Yani yapılan şu andaki tedaviler, aşılar daha daha kesinleşmiş bir şey yok. Ülkemizde dünyada da daha yaygın, daha kullanımı falan yok. Bu ta yaz sonunu falan ancak bulur. Bu aşı çıksa bile işte belli bir ilaç hani bulunsa bile falan. Şu anda kullanılan ilaçlar hepsi böyle tahmini ilaçlar, deneysel ilaçlar. Daha önceki koronavirüs, diğer koronavirüs, MERS ve SARS ve MERS'teki ilaçların hani daha faydalı olacağı düşünülerek bir takım ilaçlar falan deniyor ama daha kesin bir şey yok. Yok. Onun için tek şey ne yapacaksın diyeceğim, bulaştırmayacaksın. Yani onun için diyoruz izolasyonlar çok önemli. İşte evden çıkmayın, oraya gitmeyin, buraya gitmeyin. Özellikle risk altındakiler, yaşlılar, mesela gençler çok dikkat etsinler. Evinde yaşlı birisi varsa oraya buraya gitmesinler. Kendilerine bir şey olmuyor ama evdekilerini bulaştırıyorlar yani. Dedesini bulaştırıyor, ninesini bulaştırıyor ya da annesini babasını çünkü bulaştırıyor. Yaşlılar daha çok etkileniyor. Kesinlikle. Mesela. Kesinlikle çok daha risk altındalar. Çünkü bu biraz daha dediğim gibi bu biraz immün sistemi biraz hafif zayıflamış kişilerde daha vücut direnci düşük olan kişilerde daha ağır seyrediyor. Yani tekrar ısrarla söylüyorum, evden mümkün olmadığında çıkılmasın. Evet, kalp hastalığı dedik hocam, kalp sağlığı dedik. Bugün biraz kalp krizinden bahsedebilir miyiz? Kalp krizi nedir? Kimler riski altındadır? Kalp krizi dünyanın şu andaki yine en önemli problemi. Hani şu anda belki koronavirüsten evet. konuşuyoruz ama genel olarak baktığımız zaman dünyadaki ani ölümlerin hala en büyük birinci sebebidir kalp krizleri. Mesela haberlerde duyarsınız ya da sosyal medyada çevrenizdeki şeylerde duyarsınız. İşte 30 yaşındaydı, 40 yaşındaydı, birden öldü. Aynı ölümler. Yani mesela bizim çevrem, benim çevremde çok oldu mesela. Bir hafta içerisinde 7-8 kişi öldü birden. Yani sosyal medyadan diyoruz işte evet. bizim o çevreden özellikle evet, yani maalesef. Evet, Divri'de de evet, yani özellikle Divri'nin şeyden evet. çok yaygın. Yani gencik insanlar çok öyle iyi yetişmiş, çok kalifiye. Sen de bakıyorsun birden ölüyorlar. Yani bu çok büyük bir şanssızlık. Yani bir kısım da hani diyelim ki bir miktar bu işin içinde ailesel, genetik yani ırsi faktörler de var. Bir miktar kader de var bu işin içinde. Ama çok büyük bir kısımda yine de çevre faktörleri son derece önemli. Çevre faktörleri deyince de kalp krizine sebep olan işte yine iki tane demin söylediğim şey sigara ve şeker hastalığı ve tansiyon yüksekliği yani kilo, obezite. Yani bunlar kalp krizini son derece artıran faktörler. Ama bunlar olmadan da olabilir mi? Olabilir. Mesela kendisine bir insan çok iyi de baksa, eğer genetik yatkınlık var ise, genetik olarak bu damar tıkanıklığı genlerinde var ise bu kalp krizini geçirebilir ama genelde bu kadar genç yaşta olmaz. Daha ileri yaşlarda olur.
Mesela 60 yaşında olur. Olacak ise geçecek normalde eğer kendine iyi baksa, ama bu 60 yaşında geçecek kişi eğer çok sigara içer, kilosu var, diyabet yakalanır ve sigara içmişse bu ta 30'lu yaşlara düşüyor. Yani sigara ve diyabet bu işi çok çok hızlandırıyor. Şeker hastalığı ve sigara. Bu kalp hastalığını çok hızlandırıyor. Kalp krizinde niye ölüyor insanlar? Biliyorsunuz kalp krizi demek kalp damarlarının, yani kalbe kan götüren damarların ani tıkanmasıdır. Kalp nasıl bir organ biliyorsunuz, hep kas yapısına oluşmuş. Ömür boyu hiç durmadan çalışan, işte 50 ile 100 arası dakikada diyelim ki çalışan, son derece enerji ve oksijen ihtiyacı olan bir organ. Çok çalışıyor ve çok enerjiye ihtiyacı var. Belki de en çok enerji harcayan organ kalptir. Yani oksijen tüketimini en çok fazla olan organ kalptir. Diğer organlarımız da belki çalışıyor ama kalp kadar devamlı, düzenli bir şekilde çalışmıyor. Mesela uyuduğumuz zaman beynimiz de hani çok enerji harcıyor, oksijen harcıyor falan ama uyuduğumuz zaman mesela o biraz daha düşüyor. Ama kalpte öyle bir şey yok. Kalp devamlı çalışıyor. Mesela kaslarımız da, ellerimiz, kollarımız da hani bir iş yaptığımız zaman çok çalışıyor ama dinlendiğimiz zaman o da istirahate geçiyor. O enerji ihtiyacı son derece azalıyor ama kalbin öyle bir lüksü yok. Kalp son derece oksijene ve enerjiye muhtaç bir organ. Damar tıkandığı zaman da ne oluyor? Damar tıkandığı zaman da oraya ne demek? Oksijen ve enerji gitmiyor. Enerjiden kastımız işte glukoz, yağ asidi, protein, yani enerji gerektiren şeyler ve oksijen. Bu olmadan hücrelerimizin zaten yaşaması mümkün değil. Ne oluyor? Öyle olduğu zaman da hücreye kan gitmediği zaman o bölgedeki hücreler yavaş yavaş ölmeye başlıyor. Kalp krizinde o hücreler ölmeye başlıyor. Orada elektriksel akım yapısı bozuluyor ve işte fibrilasyon dediğimiz şey gelişiyor. Kalp aniden titreşmeye başlıyor. Elektrik akımı bozuluyor. Ve o zaman da kalp durmuş oluyor ve insanlar da o anda ölüyor. Maalesef. Yani kalp krizindeki ölüm sebebi bu şekilde. Damar niye tıkanıyor derseniz, damarlar işte bir ateroskleroz dediğimiz damar sert, halk arasında damar sertlik denen olay ta çocukluktan itibaren başlıyor. Birdenbire olan bir olay değil bu. Kalp krizinin aslında temelinde birdenbire, yani birdenbire bir olay var ama onun altında çok eskiye dayalı bir hikayesi de var. Yani tabii bizim bu 8-10 yaşlardan itibaren bu damarlarımızdaki yağlanma, damar içinde kolesterol birikimi başlıyor. Nasıl fark edeceğiz onu peki hocam? Fark edemeyiz. Fark edemeyiz. O ancak ne zaman böyle 30'da 40 yaşlara gelince, işte 50 yaşlara gelince, daha da ileri yaşlara gelince o damarın endotel tabakası dediğimiz damar zarının iç tabakasının altında işte kolesterol birikimi, daha sonra hücre birikimi gibi dediğimiz bir atrium plak dediğimiz bir plak oluşuyor. İçi beyaz. Genelde kolesterolden ve damar altındaki hücrelerden oluşan bir oluşum. Bu yıllar içerisinde yavaş yavaş gelişen bir süreç. Birdenbire olan bir süreç değil. Bu işte bunun gelişmesine de en etkili sebep bir genetik faktörler, sigara ve şeker hastalığı. Evet. Yani üç tane önemli ana sebep sayabiliriz bunların oluşumunda. O plak İşte zaman içerisinde gelişiyor, yavaş yavaş daraltıyor damarı. Bizim şanslı hastalarımız, şöyle bir kısım hastamız, o çok bir daraldığı zaman, böyle %80-70'in üzerine çıktığı zaman, özellikle damarın en baş kısmında o darlık olduğu zaman, kişiler yürüdüğü zaman, işte koştuğu zaman, hareket ettiği zaman göğsüne ağrı geliyor. Dinlendiği zaman geçiyor. Buna angina pectoris diyoruz tıbbi olarak. Bu göğüs ağrısı. Olduğu zaman bu hastalarımız aslında bir bakıma şanslı hastalar. Bu bize önceden bulgu veriyor. Damar tıkanmış, işte yürüdüğü zaman mesela merdiven çıkıyorum, ağrı geliyor, dinlenince geçiyor diyor. Çoğu hastamız bu şikayetler olduğu zaman zaten hemen bu şekilde doktora başvurduğu zaman da zaten hemen biz hemen gerekli tetkikleri yapıyoruz. Anjiyosunu falan yapıyoruz. Ondan sonra işte belki bypass yapıyoruz, belki stent takıyoruz, belki ilaç tedavisi veriyoruz. En azından oranın farkında varıyoruz bu hastaların. Tabii kalp krizi geçirme riski biraz daha o zaman azalıyor. Evet. Bir takım önlemler alarak. İşte mesela hiçbir şey yapmasak bile sigarayı bıraktırıyoruz, şekeri kontrol altına alıyoruz, işte kan sulandırıcı veriyoruz. Bu şekilde oradaki plağın çatlayıp aniden damarı tıkanmasını önlemeye çalışıyoruz.
kalp krizi dedik ki demin bahsettim işte. Kalp krizindeki olay ne? Oradaki plak yıllar içerisinde gelişti. Ama bazen de çok kritik darlık yapmıyor. %50, %60 darlık yaparken de çok şikayet yapmıyor hastalarda. Ve bu hastalar hiçbir şikayeti yokmuş gibi normal hayatlarını sürdürüyorlar. Ama o %50-60 plak bir şekilde çatladığı zaman o içindeki hani beyaz işte kolesterolden ve hücrelerden oluşan yapı açığa çıkıyor ve bizim bu damar yapısı bütünlüğü bozuluyor. Öyle olduğu zaman da bizim trombosit dediğimiz kan pulcukları oraya hücum ederek orayı onarmaya çalışıyor. Aynen bir damarımız kesildiği zaman, bir yerimiz kesildiği zaman orası nasıl kan duruyor? Nasıl durduruyoruz kanamayı? İşte o kan pulcukları geliyor, oradaki damarın, zedelenmiş damarın üzerine oturarak oradaki kanamayı durduruyor. Aynı mekanizma kalp krizinde de geçerli. O damarın içindeki o plak çatladığı zaman kan pulcuklarımız geliyor, trombositler geliyor, orayı tamir etmeye çalışıyor. Tamir ederken kümeleniyor, kümelenirken de damarı tıkıyor maalesef. Daha önce aslında %60 darlık var, çok bir şikayet yapmayan darlık birdenbire %100 oluyor sana. Evet. Ve böyle olduğu zaman da işte kalp krizi oluyor. Ve ani kalp krizleri de işte özellikle genç hastalarda daha sık ölümlere sebep oluyor maalesef. Genç hastalarda sanki daha sık ölümlerle karşılaşıyor. Evet maalesef. Gençlerde kalp krizleri biraz da evet. 60 yaş üstü kalp krizi geçiren kişilerde sanki bu hastalığı biraz daha atlatıyorlarmış gibi. Yani şöyle bir onun mekanizması, çünkü bir diyelim ki bir yerimizde bir damarımız daraldı. %70-80 daraldı ya da yavaş yavaş tıkandı. Vücudumuz bu darlığa ve tıkanıklığa karşı kolateral dediğimiz yan damarlar oluşturuyor. O damar bir yere az kan gidince etraf damarlar gelişiyor ve orayı bu şekilde tolere etmeye çalışıyor. Özellikle bu yaş ilerledikçe artıyor. Belli bir yaşın üzerine geldiği zaman da mesela o damar tıkansa bile o kolateral dediğimiz damarlar devreye giriyor ve çok büyük kalp krizi geçiriyor. Kalp krizi geçirseler bile ağır bir kalp krizi olmuyor. Ama gençlerde böyle bir şans yok. Gençlerde çok kritik bir darlık olmuyor genelde ve bu kolateral dediğimiz yan damarlar daha gelişmemiş oluyor. Gençlerimizin biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Evet, yani burada en önemli bu hani bu damarın çatlayıp tıkanması olayında o kan pulcukları, trombosit dediğimiz kan pulcukların oraya gidip hücreye tıkanması olayında da en etkili sebep yine sigara. Mesela, ne dönüyoruz, sigara, tabii mesela sigara içenle içmeyen arasında 5 katı fark var. O kan pulcuklarının o gidip o damarı tıkama riski sigara içenle de 5 katı fazla. Yani sigara hem yavaş yavaş o damar şeridinin oluşmasını artırıyor hem de ani kalp krizlerinin riskini artırıyor. İşte tansiyon yüksekliği diyoruz mesela. Tansiyon yüksekliği önemli sebeplerden bir tanesi. Ne oluyor? Tansiyon o plak çatlamasına da sebep oluyor. Çok tansiyon yükseldiği zaman oradaki plak çatlıyor. Orada çatladığı zaman da dediğim mekanizmayla kan pulcukları oraya gelerek damarı tıkıyor. Biz kan sulandırıcı dediğimiz ilaçlar neler? Biz niye kan sulandırıcı veriyoruz? İşte aspirin türü ya da diğer kan sulandırıcılar. Bunlardaki kastımız da o verdiğimiz kan sulandırıcılar o kan pulcukları dediğimiz trombositlerin fonksiyonunu bozuyor. Onların bu gidip oraya kümeleşmesini engelliyor. Bu şekilde de o damarın tıkanması daha yavaş ve daha az oluyor. Onun için kalp krizi riskini azaltıyor bu kan sulandırıcılar. Yani mekanizması da bu şekilde oluyor. Oradaki kan pulcukları dediğimiz trombositleri etkisini azaltarak yapıyorlar bunları. En azından işte kişiler özellikle aile hikayesi olanlar hani sigara içmiyorsa bile, şeker hastalığı yoksa bile, kilosu yoksa bile, düzenli spor yapıyor olsa bile özellikle riski ailesinde, dayısında, teyzesinde, amcasında, kardeşlerinde işte kalp krizi geçirmiş, bypass, özellikle genç yaşlarda bu tür kalp krizi hikayesi, bypass hikayesi, stent hikayesi var ise bu kişilerin belirli aralıkları yılda bir kez en azından bir kardiyoloji doktoruna gözüküp efor testlerini, eko testlerini düzenli yaptırmaları gerekiyor. Diyelim ki oradaki %60-70 darlık var, hiçbir şikayet yapmıyor ama hani o plak çatlıyor, %60-70 işte kalp krizine sebep oluyor. Biz bunu efor testinde belki saptayabiliyoruz. Hiçbir şikayet yapmasa bile efor testinde bir takım EKG'de bazı değişiklikler görerek bunu anlayabiliyoruz. Onun için efor testi önemli bir test. Zaten anji yaptığım zaman da zaten kesin görüyoruz. Ne var ne yok hepsini görüyoruz. Onun için kalp sağlığı için söyleyeceklerimizi bir özetleyecek olursak aile hikayesini bir kere olup olmadığını bilmesi lazım kişinin.
dayılar, teyzeler, amcalar, daha uzak akrabalar, bunları var ise ta 30 yaşından itibaren risk altındadırlar demektir. İşte düzenli kolesterollerine bakacaklar, kolesterol yüksek mi değil mi, işte kilosu var mı yok mu, şeker hastalığı var mı, sigara içiyor mu, bunlar muhakkak bir gözden geçecekler. Belirli aralıklarla doktora gidecekler, işte efor testlerini, ekosunu yaptıracaklar. Dediğim gibi belki hiç şikayet yok ama efor testinde biz bunu yakalayıp işte anjiyo yaparak tespit etme şansımız olabilir. Sigara içmeyecekler kesinlikle. Yani belli bir düzenli sporları olacak, kilo almayacaklar kesinlikle. Eğer bunları yaparlarsa bu riskleri son derece az olur. Bu şekilde engelleyebiliriz. Başka bir yolu yok. Yani genetik olarak belki ileriki yıllarda, belki 20 yıl sonra, 30 yıl sonra biz bunları belki çözeceğiz. Evet. Bu damar sertliğini, bu gen mühendisliği, genetik çalışmalar son derece hızlı ilerliyor. Ama maalesef bu damar tıkanıklığı, kalp damar tıkanıklığı ve diğer damar tıkanıklığındaki genetik farklı bir tane gen yok. Yani birkaç tane gen var. Yani tek bir gen olsa belki biz bunu bulacağız, çözeceğiz. Ama şu anda onu hala çözmüş değiliz. Dünya bu konuda çok uğraşıyor. Evet. Bütün bilim insanları bu konuda çok uğraşıyor. Ama daha hala çözülmüş değil. Yani eğer çözülse zaten insan ömrünü kanserlerde hani yenersek insan ömrünü rahat 120 yaşına çıkartırız. Yani bu damar sertliğini çözersek. Çünkü şu andaki ölümlerin en büyük sebepleri damar sertlikleri ile ilgili. Yani işte kalp krizleri, kalp yetmezlikleri, işte felçler gibi sebeplerden dolayı oluyor hala. En önemli sebeplerin bir tanesi. Tabii kanser de önemli bir faktör ama onunla yönelik çok çalışmalar var. Ona da yönelik genetik çalışmalar hala çok hızlı ilerliyor. Onlar da çok iyi ilerlemeler var. Ama ne kadar her şey iyi olursa olsun, insan sigara içiyorsa hiç yapacak bir şey yok. İsterse padişah olsun, isterse dünyanın bir numaralı adam olsun, bütün doktorlar emrinde olsun, bütün tıbbi şeyler olsun, hiçbir fark etmez. Sigaradan uzak. Sigara ve şeker hastalığı varsa hiç şansın yok. Peki Ali Rıza Hocam, kişinin yanımızda kalp krizi geçirdiğini nasıl anlayacağız? İşte kalp krizi geçiren kişi işte göğüs ağrısı duyar. Göğsünde sıkışma hissi ve boğulma hissi. Çünkü kalp krizi geçirdiği zaman, diyelim ki oradaki damar tıkandığı zaman oraya kan gitmeyince, normalde kalp devamlı pompalıyor ya, oraya kan gitmediği anda kalp hemen pompalamayı durdurur. Kasılmayı durdurur. Kasılma durduğu zaman da kalbi kanı yeterince pompalayamaz. Bu sefer ne olur? Kişi akciğer edemi dediğimiz, kalp yetmediği, akut kalp yetmediği dediğimiz tabloya girer. İşte kalp krizinin belki de en önemli özelliği bu. Diğer mesela bir yerimiz kesildiği zaman şiddetli ağrı duyuyoruz. Mesela böbrek taşı düştüğüm zaman, onun da ağrısı mesela kötüdür ama o belli bir ağrıdır. Şiddetli bir ağrıdır. Hani bıçak saplanır gibi işte bir ağrıdır. Ama kalp ağrısı, kalp krizi ağrısı daha kötü bir ağrıdır. Ne olur? Göğüs ağrısı olur. Hiçbir şeye cevap vermez. Geçmez. Ve en önemlisi boğulma ve ölüm korkusu olur. İnsan öleceğini hisseder. Nefes almakta zorluk çeker. Onun için kalp krizi ağrısı belki de dünyanın yine de en kötü ağrısıdır. Yani bir insan düşünsene, her şey yolunda ama nefes alamıyorsun, boğuluyorsun. Ve buranda şiddetli bir ağrı ve bir ağrı bir yerde değil, bütün bölgeye yayılmış. Çenene, kollarına yayılmış, sırtına, göğsüne yayılmış. Ve senin nefes darlığı yaratmış. Bu zaten büyük bir kalp krizidir. Eğer böyle yaşıyorsa zaten. Ve böyle bir kişi gördüğüm zaman ve aniden de kişi bayıldı, düştü. Baktın ki bilinci gitti. Zaten işte fibrilasyon dediğimiz olay öyle kalp krizinde. Kalbin elektriksel akımı bozuluyor ve kalp titreşir hale geliyor. Normal kasılma fonksiyonu bozuluyor. Bu tür durumda aslında bir şok yapılsa o fibrilasyon dediğimiz olayı düzeltiyoruz ve kalp tekrar normal çalışmaya başlayabiliyor. Buradaki kalp krizindeki ani ölümdeki olayın en önemli çözümü defibrilasyon dediğimiz bu şok olayı, elektro şok dediğimiz olayı yapmak. Ama diyelim ki yanımızda, başımıza geldi. Eğer hastanın ortamındaysa hemen masaj yaparak, elektroşok yaparak bu hastayı çok rahat yaşatabiliriz. Ama hastane dışındaysa yapacağımız iş hemen bir ambulans çağırmak hızlı bir şekilde. Evet. Ve burdurduğunda kalp masajı, hayat kurtarıcı. Yani kalp masajını nasıl yapacağım? Şimdi hasta diyelim ki zaten kalp krizi geçiren kişi fibrilasyon olduğu zaman, kalp durduğu zaman zaten düşer, bayılır. Bilinç gider. Bir süre sonra solunum gider, bakarsın nabız alamazsın, nabız zaten yoktur.
Böyle bir uçuş olduğu zaman hemen kalp masajına başlıyoruz. Göğüs tahtasının ortasına dakikada yaklaşık 100 civarında mümkün olduğu kadar sert ritmik aralıklarla masaj yapmak. Yani bunu yaptığımız zaman bu akciğerdeki toraks dediğimiz yani göğüs üstündeki basınç bizim normal tansiyonumuzu sağlayabiliyor. Yani beynimize, böbreklerimize, diğer organlarımıza kan bir şekilde gidiyor. Bu arada problem ne? Kan gidiyor ama şimdi solunumda durduğu için, bilinç gittiği için oksijensiz gidiyor. O da bir süre sonra sıkıntı. Onun için belirli aralıklarla nefes vermek gerekiyor. İşte ağız ağza solunum dediğimiz ağız ağza solunum. Yani 100 kere masaj en azından 4-5 kez de ağızdan aralıklarla solunum vermek. Bu şekilde hastayı 1 saat, 2 saat yaşatabilirsiniz. Ambulans gelene kadar. Ambulans geldiği zaman zaten onlar hemen solunum cihazına bağlayacaklar. İşte ambulayacaklar, oksijenini verecekler, solunumu düzeltecekler. Bu arada elektro şok uygulayarak o ritmi düzeltmeye çalışacaklar. Zaten ritim düzeltecekseniz o zaman kalp güçlendirici ilaçlar, ritim düzenleyici ilaçlarla hasta hayatını kurtarabilir. Evet. Peki kalp krizi geçiren bir kişi tekrar ikinci bir kalp krizi geçirebilir mi? Kalp krizinin sonu yok. Sonuçta biliyorsunuz kalbin 3 tane ana damarı ve onların da sürüşünen dalları var. Yani her hepsi kanabilir. 3 kez geçirebilir, 5 kez de geçirebilir. Bu işin sonu yok. Yani kalp krizi geçirebilir kişi. Evet. İyileştikten sonra tekrar bir kalp krizi geçirme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Tabii, yani bu hastalık biten bir hastalık değil. Damar tıkanıklığı her zaman karşılaşabileceğimiz bir son derece durum. Önemli bir problem. Bu sadece kalp için konuşuyoruz. Evet. Bu kalp damarı tıkandığı zaman, yani kalbin atar damarı tıkandığı zaman, beyne giden damar tıkandığı zaman işte felç geçiriyor. O da yani kalp krizine beter. Ya da bacağa giden damar tıkandığı zaman bacak kesiliyor. Ya da ciddi yaralar oluyor. Yani o damar tıkanıklığı çok önemli bir konu. Tabii. Damar tıkanıklığıyla karşı karşıya kalmamamız için dikkat etmemiz gereken unsurlar. Sigara, şeker. Evet, sigara ve şeker. Aslında çok kolay. Çok kolay, çok basit aslında. Yani aslında hani çok kadar çok karıştırmaya, bu kadar çok komplike evet. olmasına falan gerek yok. O kadar, bu kadar basit. Kilo almayacaksın, sigara içmeyeceksin. İki temel unsuru var. Evet, bu kadar basit aslında yani. Yani bunun içine kalp krizini de dahil edebilirsin. Hepsi, damar tıkanıklığını bütün, da bak, bütün içine bunu kanserler de koy. Bak bu koronavirüs de koy. Evet. Bak koronavirüsle ölenlerin çoğu belirli bir yaşta olanlar, şeker hastası olanlar, tansiyon hastası olanlar, kalp hastası olanlar. Ve KOAH olanlar. Evet. Yani sigara içenler, şu karaya bağlı KOAH geçenler. Çünkü onların dirençleri daha düşük. Daha düşük. Maalesef. Yani çok böyle şu ana kadar çok sağlıklı olan bir kişinin koronavirüsüyle karşılaştığını daha henüz duymadık. Yani yok, karşılaşıyor ama ölüm oranları son derece düşük. Yani mesela 40 yani yaşın altında 40 yaşın altında 1/1 yani çok iyileşim düşük. İyileşim oranı yüksek diye. Tabii hepsi iyileşiyor zaten. Yani 1/1'i evet. ancak kaybediliyor. 1/999 iyileşiyor yani. Ya yaşından dolayı ya da hastalıklarından dolayı. Evet. Yani vefat edenlerde genelde mesela genç yaşlar olanları, ilave hastalar olanlar, işte kanser hastası olanlar ilave ciddi hasar oranlar evet. maalesef kaybediliyor. Yoksa gençlerde hani çok problem olmuyor mu? Yaşlarda biraz çok daha. Bu çünkü yani bu hastalık, bu virüs çok şiddetli bir şekilde akciğere saldırıyor. Akciğerde direkt boğazdan akciğere geçiyor. İşte burundan ve ağızdan akciğere geçiyor. Akciğere geçtiği zaman da biraz hızlı seyrediyor ve burun ve ağız teması. Tabii. Zaten bulaşma yolu o. Evet. Yani oradan esas bulaşıyor. Gözden nasıl bulaşıyor? Gözle bulaştığı zamandan gözle biliyorsun biz burun arasında ilişki var. Evet. Gözyaşımız burunun içine geçebiliyor. Oradan gözden burundan yine akciğere gidiyor. Ya da ağızdan da yine boğazımızın geçerek akciğere gidiyor. Ama en çok şey buluşma yeri bu burun tabii. Evet. Yani biz elimizi mesela bir yere sürdük. Şurada koronavirüs damca şuraya sürdü. Ben de oraya sürdüm. Onu burnuma götürdüm. Aslında evet, çok bu kadar basit yani bulaşması. Evet. Sonra 4 gün boğazımızda kalıyor. Evet, birkaç gün kalıyor. Ondan sonra yavaş yavaş aşağı iniyor. Önce işte bir nezle grip gibi bulgular veriyor. İşte boğaz ağrısı, hafif ateş. Daha sonra biraz işte boğaz ağrısı şiddetleniyor. Daha sonra işte yavaş kuru öksürük başlıyor. Ateş başlıyor. Ondan sonra akciğer indikten sonra da zatüre gelişiyor. Zatüre geliştikten sonra bu yetişkinlerin solunum yetmez dediğimiz bir tablo var. ARDS diye hani biz tıbbi olarak kısaltılmış şekli. Bu son derece ağır bir tablo. Bizim bu solunum alıp verip yarayan alveol dediğimiz organların içi tamamen suyla doluyor. Ve biz ne oluyor? Oksijeni alamıyoruz.
vücuda veremiyoruz, karbondioksit atamıyoruz. Özellikle oksijen alımı çok azalıyor. Hasta ciddi bir sorun sıkıntısına giriyor ve maalesef bunlar zaten ALDS dediğimiz tablo zaten son derece ağır bir tablodur. Normalde de olduğu zaman son derece bir ağır tablodur. En büyük problem bu çok yaygın olduğu zaman maalesef bu tür hastaları çok kurtaramıyoruz. Çünkü yoğun bakım yetmiyor. İşte ECMO dediğimiz bir takım destekler var. Kalp akciğer makinesine bağlar gibi kasıktan hem arteri ve veni kanal ederek bir oksijenatör yoluyla suni kalp ve akciğer makinesi görevi gören cihaz bağlanabiliyor. ECMO dediğimiz bir yöntem. En son çare olarak. Ama onlar da son derece yetersiz kalıyor. Ve maalesef hastalar kaybediliyor. Aslında bu sıklık az olsa işte, yani onun için dedik ya, yani bu hızlı bir şekilde pik yapmadan yavaş yavaş ilerler ise bu hastalıkla baş etme şansımız daha iyi olacak. Sorunun cihazları, yoğun bakım desteği, bu ECMO desteğimiz destekler belki daha böyle elverişli ortamlar olacak. Daha birdenbire yığılma olmayacak. Bu şekilde hastalar daha kurtarma şansımız daha iyi olacak. Evet, biraz da tabii bu hastalığında psikolojik yönü de var Ali Rıza Hocam. Yani psikolojik ben çok fazla böyle paniğe... Yani panik olmamak lazım ama dikkat etmek lazım. Yani bu işlerde tabii evet. panik hiçbir zaman iyi değildir. Her şeyde iyi değildir tamam, yani. Tamam, sağlıkla asla dalga geçilmez. Tabii dalga ama sağlıkla küçümsemek de yanlış. Yani evet. Panik olmayacağız ama küçümsemeyeceğiz. Gerekli şeyleri yapacağız. Gerekli önlemler zaten yüzlerce televizyonlarda, sosyal medyada zaten hep söyleniyor. Zaten gündemimizde bunların, sadece evet, koronavirüs evet, hastalığımız evet, var evet, şu anda. Evet, evet, evet. Yani o yüzden Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu 14 maddelik evet, yani onlar uymak gerekiyor. Lazım, uymak lazım. Çok zor değil yani, çok zor değil. Evet, tabii kalabalık ortamlar dedik hocam, kalabalık ortamlardan artık yok. Ben bugün mesela şimdi üniversite de ders veriyordum. Bugün işte online toplantı yaptık üniversitenin, evet. Girdik. Online toplantı artık her şey. Dersleri de artık online vereceğim. Öyle gözüküyor bakalım. Evet. Yani okullarda şu anda benim kız için mesela online ders alıyor. Artık biraz dijital çağı nimetlerinden biraz faydalanacağız daha fazla gözüküyor. Tabii belki bu koronavirüs hayatımızın farklı boyutu dengesini de değiştirecek mi hocam? Yani vallahi işte dediğim gibi online işlemler, dijital platform biraz daha ağırlık kazanacak. Mesela alışverişleri online yapacağız belki. Evet. Mesela markete gitmeyeceğiz, online alacağız. Yani hayat standartımızı biraz etkiledi, evet. Yani teknolojiyi aslında biraz da iteklemiş olabilir. Mesela ben online daha önce hiç toplantı yapmamıştım. Yaptım mesela şimdi. Evet. Peki bu koronavirüsün de beslenmemize de dikkat etmemiz gerekecek mi? Yani şimdi buradaki kastımız neydi? Direnç. Evet. Yani direnç diyor. Bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemi tabii ki önemli. Yani hiç yememek de kötü. Tabii. Mesela yiyeceğiz. İşte sebzemizi yani yiyeceğiz. Vitaminlerimizi alacağız. Tabii tabii. İşte orada ben dediğim gibi. Kalbimizi de yoracağız. Yani düzenli vitaminleri almamız lazım. Sebzemizi, meyvemizi, etimizi, tavuğumuzu, işte yumurtamızı, onları hocam, eksik etmemiz lazım. Hocam kalbimizin her şeye ihtiyacı var. Var var. Her şey var. Yani sanki her şeyi düzenli bir şekilde yiyeceğiz ama bazı şeyleri işte biraz daha dikkat edeceğiz. Biraz sanki şey gibi geliyor hocam. Ali Rıza Hocam, damar sertliği, damar hastalıkları sanki çok yağlı yiyen insanlarda sık görülüyor gibi yanlış. Bir ibare var. Yanlış. Ne kadar doğru? Yanlış. Evet. Artık o öyle olmadı artık. Biliniyor yani. Böyle bir şey yok. Yok. Yani işte çok yağlı yedik de işte damar hastalıkları, yağlı damar yediğin için kolesterol yükselmiyor. Böyle bir şey yok. Yok. Ben mesela çok seviyorum tereyağını, çok yiyorum ya. Ama sağlıklı. Öyle olduğunu düşünüyorum. Yani zeytinyağı ve tereyağı ikisi en çok yediğim şeyler. Evet. Evet hocam, kalp sağlığımıza dikkat edeceğiz. Evet. Kalp ve damar hastalıklarımızdan kendimizi korumamız için önemli mesajlar verdiniz. Peki son olarak neler söylersiniz Kanada İsviçre izleyenlerimize? Vallahi evet, herkese sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum herkese tabii. Korona konusunda lütfen yine duyarlı evet. olun. Hiç küçümsemeyin. Mümkün olduğu kadar çıkmayın. Şu özellikle 2-3 hafta kritik süreç atlatırsak ondan sonrasını çok daha rahat atlatırız. Hem bu bütün dünya için hem ülkemiz için. Kıymetli Kanada 8 izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımızın bu hafta sonuna geldik. Avrasya Hastanemizin başhekimi, kalp damar cerrahı uzmanımız Profesör Doktor Ali Rıza Cenel bizlerle birliktelerdi. Ali Rıza Hocam'la kalp krizini konuştuk, kalp sağlığını konuştuk. Bununla birlikte koronavirüsün
üzerinden nasıl korunabiliriz? Bir de kalp cerrahımızdan dinledik. Kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle Kanal 58 izleyenlerimize ise bizlerden ayrılmamanız ümidiyle hoşça kalın. Dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim.